Ve tabi yıl sonu yaklaşıyor. Asgari ücretteki artış oranı ne olacak? Yeni yılda bu da merak konusu. Ocak 2025'te asgari ücretin cebine ne kadar girecek? Pazarlıklar Aralık ayında. Önümüzdeki ay başlayacak. Beklenti de oldukça yüksek. Çünkü enflasyon tahmininde yeni bir revize geldi. %44'lerin üzerinde bir tablo var. Çünkü bir yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Benzer açıklamalar yine Çalışma Bakanı'ndan da gelmişti. Milyonlarca emekli bir yandan onlar da önümüzdeki 6 aylık enflasyon farkını bekliyorlar. Ve o rakamlara bir ekzam olur mu? O beklenti daha kim? Beklenti büyük işin özü. Ama bir yandan tabii konuşulan ya da kulislerden servis edilen bazı iç açmayan, senaryolar, rakamlarda var. Hem çalışanların hem de emeklilerin talepleri ne? En güçlü zam formülleri hangileri? Masada neler olabilir? Yeminli Mali Müşavir Emin Yılmaz'la konuşacağız. Emin Bey hoş geldiniz Eylem. Merhabalar Osman Kenan Çapoğlu, yayınlar dilerim. Sağ olun, çok teşekkürler. Özellikle asgari ücret çünkü e, son iki yıl nazarında o ara mı bu sene görmedi asgari ücretli. Tabii ciddi bir e, alım gücünde kayıpta söz konusu oldu. Beklentiler çok yüksek. Yani yıl sonu enflasyonu revize edilince orta vadeli program dolayısıyla 44 seviyeleri konuşulunca acaba 45'e yakın bir zam gelir mi denirken tabi bir yandan da uygun olanın 25-30 bandında olacağı konuşulunca kafalar çok karıştı. Ezdirmemek için ne yapmak lazım asgari ücretliyi? Bu senaryoda siz neler öngörüyorsunuz? Biz hukuk devleti olaraktan gerek asgari ücret gerekse emeklerimize memurlarımıza zamlarla alakalı yasalar doğrultusunda değerlendiriliyor. Emeklerimize bakıldığı zaman enflasyon verileri üzerinden değerlendiriliyor ve TÜFE dediğimiz tüketici fiyat endeksi e, üzerinden değerlendirilir. Ama asgari ücretle ilgili e, burada enflasyon verisi sadece gösterge rakamı doğrultusunda Bununla ilgili e, ay başında yani Aralığın ilk haftasında a, asgari ücret komisyonu toplanacak ve dört toplantı üzerinden bir karara alacak orada toplantıda e, sizin de bahsetmiş olduğunuz enflasyon verileri masaya yatırılıp Bunlar üzerinden bir pazarlık yapılacak Peki neye göre yapılacak bu bu da asgari ücret yönetmeliğine göre Asgari ücretin belirleme şekline göre yapılması lazım. Orada ne diyor? Orada da e, belirleme usulleriyle ilgili ücretlerin genel durumu, geçim şartları, geçim indeksleri... ...keza yine açlık, yoksulluk gibi sınırlar da masaya yatılıp bunun üzerinden değerlendiriliyor. Şuraya dikkat etmek istiyorum. Burada e, üç ayrı beşer kişilik... E, gruplar şeklinde komisyon toplan. Yani toplam 15 kişi. 5 kişi işçi sendikası, 5 kişi işveren sendikası, 5 kişi de Çalışma Bakanlığı üyesi. Ha burada isteyen taraf kim? İşçi sendikası. Doğru. Ha, i̇şçi sendikası sendikalı üyeler üzerinden değerlendiriliyorsa peki sendikasız olanlar ne olacak? Çünkü sendikalı iş yerlerinde her zaman Asgari ücretin üzerinde bir baremle orada işbarenlerle masaya oturuluyor. Keza yemek parası, yol parası, prim e buna benzer birçok ek ödeme, ikramiye şeklinde sendika burada asgari ücretlinin de üzerinde temsil ettiği kesimi sonuna kadar savunuyor. Peki sendikası olmayanlar ne olacak? İşte burada dananın kuyruğu kopuyor. Çünkü e, bununla ilgili e, bu yıl içerisinde asgari ücrete ikinci bir zam yapılmamıştı. Enflasyonla mücadele söylenmişti. Sıkı para politikası doğrultusunda enflasyonu tetiklediğinden dolayı da bu yıl için gerçekleşen mi, hedeflenen mi? İki soru işareti karşımıza çıkıyor. Gerçekleşecek olan ne? Enflasyon verileri. Orada rakam kaç? %44. Peki hedeflenen bir sonraki ileri işaret eden ne? O da %25. Ha refah payı ile ilgili sadece bunlar hariç bu rakamlar üzerinden değerlendirme yaptığımız zaman sizin de ekrana yansıttığınız gibi %25 olursa 21.250, %45 olursa da 24.652. Ha buna müdahaleler var. Nedir bu müdahaleler? Ee, burada uluslararası platformda olan IMF Keza kredi derecelendirme şirketleri keza yabancı sermayeli bankalar bununla alakalı geçici bir süre enflasyonu tetikler diye söylemleri var. Ben literatür araştırması yaptım buradaki literatür araştırmasında burada ücretlere verilen yüzde onluk bir zam enflasyonu. 1 ila 1.2 oranında tetikliyor. Hmm. Yani 1.2 olsa %50 verirsiniz. En fazla 6. %6 oranında. Çok doğru ee, Osman Bey. Bu sebepten dolayı sadece buraya sıkıştırmamak lazım. Çünkü orta vadeli programda yıl sonuna sapmasını hesaplarsak %30 civarı olur o zaman enflasyon. 25 değil de. Çok doğru. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası enflasyon verisini %44'e yükseltmişti ama bu 44'de yanılma payı olarak iki aşağı iki yukarı yani ortalama medyan sayısı 44. Yani %42 ile %46 arasında olabilir deniyor. E dolayısıyla burada asgari ücretliği, dar gelirliği açlıkla sınanıp bununla ilgili iyice Sorunların yükselmesinin e, bence hem devlet hem de işveren kesimi buna gönlünün el vermediğini e, tah tah tahmin ediyorum Osman Kenan Çapoğlu. O zaman yani sizin e, hakim kıldığınız beklenti 40 ila 50 arasındaki o aralıkta bir e, zam artışı oransal artışı. Olması çok doğru olması gereken bu ama enflasyonla mücadeleyle alakalı hükümet kanadına işte ekonomi ekibine kulak verildiği zaman orada biraz daha aşağı düşüyor barem. %30 ile %40 arasında denebilir. Peki Burak asgari ama... ücrette yapılan artış enflasyonu sizce o, o denli tetikleyecek bir durum mu? Özellikle yıllık enflasyonu %44 olarak 45 olarak baz aldığımızda %6 olduğunu %50 oranından ortaya koyduk verilerle ama bu bir de tabii Gerçek, reel yansıyan var vatandaşın cebine. Oradan bakarak soruyorum. Çok doğru. Burada giderleri yani cebinize giren parayı azaltaraktan enflasyonu e, dizginleme ile alakalı biraz sıkıntı yaratabilir. Burada insanlar çünkü açlıkla sınanıyorlar. Bu sebepten dolayı veriler de ortada. Buna komisyon karar verecek. Geçtiğimiz komisyona bakıldığı zaman asgari ücretliler de bu komisyona iştirak etmişlerdi. Doğru. Keza yine asgari ücreti artırdığınız zaman 86 kalemi de tetikleyen birçok parametrenin de olduğunu söylemek mümkün Osman Kenan Çapoğlu. Peki. Emin Yılmaz çok teşekkürler katkılarınız için. Bakalım çok kısa bir zaman dilimi kaldı zaten yaklaşık olarak bir buçuk aylık bir süreç var göreceğiz ne durumda olacağımızı.